Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Ben pişi hamuru hazırlıyorum. İşten geldik eve. Hava bayağı bir sıcaktı. Ama şu an rüzgar çıktı. Yağmur yağacak sanırım. Yağmur da gösteriyor ama bakalım. Yani rüzgarı geldi, öyle söyleyeyim size. Gerisini bilemem. Şimdi hamurumu hazırlayayım. Ondan sonra bir kabartayım. Ne ekledim şimdi? Daha hiçbir şey eklemedim. Ekleyeceğim inşallah. Ne oldu Mete? Sen birazcık ben de sıkmak istiyordum. Hayır, sen şimdi çıkamazsın. Sonra tamam mı? Bir adet yaş maya ekledim arkadaşlar. Üzerine şimdi tatlı kaşık şeker, ılık su ekleyeceğim. İki su bardağı ılık su. Hemen şuradan suyu ısıtalım. Bu arada Mete az önce çilek istedi. Çilekleri yıkadım. Bunları şöyle alayım, suyu da ılıtayım, şu bardakla yapayım ya da şu bardakla yapayım, daha iyi. 2 su bardağı suyumuzu da ekledik. Bu arada Oğuzhan eve geldi, bayağı oldu hatta eve geleli ve ben eve geldikten sonra dışarı çıktı. Gelmiş, bulaşık makinesini boşaltmış, yerleştirmiş, ortalığı pakizeye süpüttürmüş. Bayağı bir şeyler yapmış yani. Ortalığı biraz toparlamış en azından. Şimdi bu böyle bir ılınsın. Ay yani maya buzlu olduğu için maya biraz çözülmesi gerekiyor canlar. Ondan sonra bir daha işlemimize devam edeceğiz. Şekerle birlikte mayayı koyduk. Suyumuzu da koyduk. Şöyle yaparak. Bu arada siz de biraz yanıma alayım. Siz de görün. Şöyle, bu arada ışıklarımı değiştirmem lazım, farkındayım. Çok ışığım çok kötü. Ama şu anda yapabilecek bir şeyim yok, mazur görün. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah hepiniz iyisinizdir diye umut ediyorum. Vlogları yani şu anda çekiyorum ama büyük bir ihtimal geç ard arda yükleyeceğim. Çünkü kamerayla da yani evde telefonla devamlı çekim yapmak istemiyorum. Normal kamerayla çekim yapmak istiyorum. Ama bu telefonu normal kart okuyucum maalesef olmadığı için kart okuyucumu ilk önce beklemem gerekiyor. Sipariş verdim, cuma günü gelecek diye gösteriyor. Ama bakalım. Şimdi bir tatlı kaşığı tuz. Bakın şu anda telefon kendi flaşını açtı. Çünkü bayağı bir karanlık. Allah'tan öyle bir özelliği var. Ama ön kamerasından hiç memnun değilim. O yüzden kendimi çekemiyorum. Şöyle ben 2 tatlı kaşığı tuz ekliyorum hemen. O yüzden kendimi çekemiyorum. Kamerayla sanırım evde daha rahat ederim diye düşünüyorum. Bilmiyorum, bakalım. Bir cuma günü gelsin. Ona göre bakacağız. Bu arada bir tane açık unum var ama yetmez diyerekten ben bir tane daha aldım. Şimdi ne ekledik canlar? 2 su bardağı ılık su, 1 yemek kaşığı toz şeker. Yani ben 2 tatlı kaşığı, 1,5 tatlı kaşığı şeker ekledim. Daha sonra isterseniz 1 paket yaş maya ya da 1 paket kuru maya kullanabilirsiniz. 5 su bardağı kadar un aldığı söyleniyor. 1 tatlı kaşığı da tuz. Şimdi una tabii ki de sizin su bardağınıza bağlı ne kadar aldığı. Mesela benim su bardaklarım biraz büyük olduğu için büyük bir ihtimal 5 su bardağından fazla alacaktır diye düşünüyorum. Mesela bunu direkt boşalttım çünkü biliyorum ki daha fazlası gerekecek. Şimdi bunu güzelce yoğurmaya başlayalım. Toparlamıyor. O zaman su ekleyebilirsiniz fazla un eklediyseniz ama ben hemen hemen bardaklarımın ölçüsünü bildiğim için direkt o yarım paket olanı ekledim. Şimdi biraz da bunu bekleteceğiz. Bekletirken de hemen kurutma makinamda çamaşırlar var. Onları çıkartayım. Bakın elime yapıştı. Bu biraz daha un alır. Yani ben size ne dedim? Alır dedim. Yani lazım olacak dedim. Kimse beni dinlemiyor. Yoğuralım.
Yarın da atlattık mı? Yarın Mete'nin yanına büyük bir poşet vermem lazım. Öğretmeni yazdı. Ondan sonra eşyaları artık toparlayacaklar. Bugün Füyad Unterricht'i hala vardı. Yani bu hafta bitti, hala da Füyad Unterricht. Yani ben anlamadım. Büyük okullar bitirdi okulu. İki hafta önceden daha hiçbir şey yapmıyorlar. O ilkokullar hala da ders yapmaya çalışıyor. Neyse. Bugün zaten şeyle gittiler de, ruksaklı, ama yine de Füyadan'ı vardı. Öyle söyleyeyim size. Evet, güzelce şöyle yoğuralım. Gerçekten artık kollarımın böyle şeyleri kaldırmadığını hissediyorum. Kollarım hemen iflas ediyor. Ya da yorgunluktan, bilemiyorum. Şimdi şunu ben şöyle bir alayım. Tezgahımı az önce sildim zaten güzelce. Bu hamuru bence güzelce yoğurmak önemli. Çünkü ne kadar yoğurursanız o kadar hamur birbiriyle özleştiği için bence daha iyi oluyor, dediğim gibi. Bu arada çenem düştü yine. Farkında mısınız bilmiyorum. Ama arada oluyor öyle işte. Canlar. Oradan al, buraya ver. Oradan al, buraya ver. Görümceni, eltini. Ha gayret bakalım. Eziyormuş gibi ez. Evet. Görümcem de yok, eltim de yok. Şimdi bunun üzerini kapatıp dinlendireceğiz. Kapağımı bir çıkartayım. Nefes nefese kaldım hamur yoğururken. Çok susuz kalmışsın. Çok susuz kal. Bir tane kavanozu direkt buna boşalttım. Evet canlar, rüzgar bayağı bir çıkmış. Bu arada bu nanenin kuruyan yapraklarını acaba şey yapsam mı, yapmasam mı? Bu çiçekten hiçbir hayır daha beklemiyorum ama neyse. Bakın bunlara fazla güneş gelmediği için bunlar böyle biraz daha şey kurumuyor. Ama balkonun önünde olsa kesinlikle şimdiye hallolmuştur. Evet, bakın bu da böyle her yere doğru. Maşallah diyeyim. Evet, şeyleri aldım, soğanları. Bu tarafta zaten yok. Şunları da alayım. Bunlar da biraz soğumuş. Evet. Başka var mı? Şurada var. Şurada var. Devamlı bu yaprakları almanız önemli. Rüzgar nasıl çıktı? Nasıl çıktı bakın. Arkadaşlar, teminden beri normal çektiğimi zanneden ben. Meğerse şeyde çekiyormuşum. Neyse. Şunları da koyalım. Şöyle. Bayağı bir kabarmış. Yavaş yavaş yağımı koyacağım. Ve kızartmaya başlayacağım. Arkadaşlar, pişilerimi attım. Şimdi yavaş yavaş pişirmeye başladım. Bu arada patateslerimi de attım. Pişsin bakalım yavaş yavaş. Hamurum da bayağı güzel kabardı. Yani bize yetecek kadar. Şimdi pişsin. Ben elimle şekil veriyorum. Direkt atıyorum öyle hamurla falan. Yani hamuru falan açmıyorum. Elimle şekil verip atıyorum. Bazıları öyle açıyor. Ben açmıyorum, bilmiyorum. Pişiler oldu gördüğünüz gibi. Burada Özgür geldi bu arada. Yumurtayı yapıyor şu anda. Ben de hemen şuradaki bulaşıkları yıkadım. Arkadaşlar, sofrayı hazırladık gördüğünüz gibi bu şekilde. Şimdi bize afiyet olsun. Evet arkadaşlar, ortalığı toparladık, karnımızı doyurduk. Bugünlük bu kadar olsun. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu arada videoyu kapatmadan önce sizlerle hemen kısa bir şey paylaşmak istiyorum. Dün video başladım ama devamını getiremedim. Onları da şimdi ekleyeceğim. Vegan döner aldım.
Ve gerçekten tavsiye edebilirim. Yani bildiğiniz döner gibi tadı, lezzeti. Hiç beklemezdim yani. Ben de şaşırdım. Onu da hemen söylemek istiyorum. Dediğim gibi onları ekleyeceğim. Ben ne aldım size, hemen onu göstermek istiyorum. Ben de ilk defa deneyeceğim. Ama bunlar çok satılıyor bizde. Ve dedim ki bence bir alayım, bir deneyeyim bakayım. Vegan. Ama aynı döner gibiymiş tadı. Alanların hepsi öyle söylüyor. Hatta bir tanesi komşum bunu geçen özellikle aradı. Dedi ki böyle böyle var mı diye. Dedim var normalde ama şu anda yok. Dedi acayip yani birebir aynısı diye. Ben de pilavın yanına sarımsaklı, yoğurtlu vesaire o şekilde yaparım diye düşünerekten aldım. Bakalım neyden oluşuyormuş bu? Kesin. Yapsın protein. Yani bezelyeden arkadaşlar. Bezelyedenmiş. Deneyeceğiz bakalım ama birebir yani aynı kebap gibi diyor. Yani kesin aynı tat değildi.